Telefonumuzu alalım, devam edelim inşallah. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Buyurun, nereden arıyoruz? Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinden arıyorum hocam. Allahu Ekber. Kayseri Pınarbaşı deyince babaannemin, daha doğrusu akrabalarımızın olduğu bir yer. Dayım, babamın dayısı. O orada mezarı orada, onlar orada yaşamışlar. Avşar falan hep ben orada duydum, böyle avşarlar falan diye. Çerkezler, evet, avşarlar. Pınarbaşı'ya selam olsun. Çok güzel de bir akarsuyu vardır, nehri vardır Pınarbaşı'nın. Ama uzun yıllar oldu görmedim. Herhalde bir 40 yıl olmuştur gitmedim. Buyur. İnşallah bu sınat olur gelirsiniz. Hocam. İnşallah, buyurun. Hocam benim şöyle bir sorum vardı. Şimdi eşler tarafından yani ev kadınına mutfak ihtiyacı ve üst baş olarak ihtiyacı için verilen paraya, kocası tarafından verilen paraya, eşler bunu kocasından gizli biriktirerek buna kurban düşerse, zekat düşerse bu kabul olur mu? Bir ikincisi de kocanın haberi olmazsa bunun günahı kocaya mı, biriktiren kadına mı? Evet. Şimdi aziz abim şöyle, ben para veriyorum her gün, evden soruyorum ihtiyacınız var mı? Var. Al, sana 500 lira verdim bugün diyorum. Ertesi gün 200 lira daha veriyorum. Ertesi gün 100 lira veriyorum. Bir zaman 1000 lira veriyorum falan. Ben harcıyorlar, evin mutfağı harcıyor. Çocukların ihtiyacını harcıyorlar diye evine, erkek evine her gün soracak. İhtiyaç var mı diye soracak. Kadın da onları da yapıyor, aksatmıyor. Bunun yanında da hayır hasenat yapıyor, biriktiriyor. Ben de bunu duysam bir kızmayacağım. Teamülen buna izin vermişim. Genel bir umumi izin biliniyor ki kocam buna müsaade eder. Kadın bunu yapıyorsa, bu kadın parası birikmişse zekatını verir, kurbanını keser, hayır hasenat yapar. Kocasına da sevap gelir, kendisine de sevap gelir. Ama diğeri, kocası zaten kıt kanaat geçiniyor. Parası çok az. Veriyor ama yarın ne olacak diye endişe ederek, çekinerek az harcıyor. Her gün böyle ya cebinden ya da fazla fazla şeyler söyleyerek alıyor, alıyor. Haberi yok. Kocası duysa kızacak. Zaten kocasının borcu var, harcı var. Kadın para biriktiriyor. Bu günah ya. O adama eziyet ediyorsun. Senin yapacağın hayrın, hasenatın sevabı olmaz ki. Sen kocandan böyle koparıyorsun, çalıyorsun böyle parça parça, lime lime onu doğuruyorsun. Burada iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. Hacı abim, hacı mısın? Alo. Alo, duyuyorum hocam. Pınarbaşı. Hacı, gitmek, evet, hacı abi dedim, hacı mısın dedim. Evet, evet. Şimdi ikiye ayırdım. Biri kocasının izni var, kadın da bunu suistimal etmiyor ama biriktirmiş. Kocası da ona kızmayacak, müsaade edecekse onun hayrı, hasenatı, zekatı olur. Diğeri kocasını kandırıyor, sürekli onu sömürüyorsa, koca mağdur ediyor, kocası daha perişan oluyor, çalışmak zorunda kalıyor. Ama kadın keyfine bakıyor, harcıyor, biriktiriyor falan. Orada kadın günah işlemiş, gasp etmiş olur. Hayrı olmaz. Abim. Dilinize sağlık. Allah razı olsun. Hadi selam söyle. Aleyküm selam hocam. Eşe, dosta, Pınarbaşı'na inşallah. Oldu hocam. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun. Peki diğer telefonumuz hazırmış. Selamun aleyküm. Aleyküm selam hocam. Hayırlı günler. Rahmiye Demir, Sinop. Evet. Ya bizim burada bir İhsan ustamız var, Sinoplu. Yemeklerinin tadına doyum olmuyor. Biz de böyle göbek bağlayıp duruyoruz ya. Adam kendi de böyle çok seviyor. Allah şifa olsun hocam. Güzel bir şey. Güzel bir şey de Sinop'u unutturdunuz. Hiç aramıyorsunuz. Sinop'tan bak epeydir telefon gelmiyordu. Ben yeni gördüm Sinop. Sinop en huzurlu. Hocam çok fena aradım da düşüremedim. Önce gün tesadüfen denk geldi. Tamam. İyi denk geldi. Sinop çok huzurlu. Gitmeyenlere tavsiye ederim. Çok huzurlu bir şehir. Evet hocam. Gideriz. Buyurun gelin. İçinde misiniz? Yok hocam, Sinop Dikmen'in köyündeyim. Dikmen, bir de orada Erfelek mi var? Karpuzu çok meşhur.
Erfelek, evet. Karpuzu ne kadar güzeldir, onun ayrı bir tadı vardır. Neyse, milletin ağzını sulandırmayın pazar pazar. Peki. Gitmedim yanına, bilmiyorum hocam, ben bu köydeyim. Bak reklamını yaptım, git. Erfelekler de bana efendim teşekkür ederler inşallah. Bak Erfelek'in karpuzunu reklamı. Nasıl inşallah hocamız ya da doğru yolumuz düşerse. İnşallah. Buyurun, buyurun. Rahmiye Demir. Hocam benim 8 sene önce eşim vefat etti kazada. Allah rahmet eylesin, başınız sağ olsun. Onun bir abisi vardı. Evet. Konuşmuyorlar zaten. Konuşmadıkları nedeni de evini almamış. Yaptığı şeylerden bir şeyle öyle. Onları geçeyim de bir sürü malı vardı. Kamyonu, şunu bunu. Babasının üstüneydi. Evet. Eşimin abisi geldi bunları. Cenazesinde gelmedi. Hastalandı 24 saat yoğun bakımda yattı, gelmedi. Ama o öldükten sonra geldi. Mallarını, kamyonlarını sattı. Hayvanlarını sattı. Size bir şey vermedi. Gitti. Size bir şey vermedi. Beni hiç sormadı. Bana sormadığı gibi. Bir de onlardan da geçti. Trafik kazası geçirdi. Arabası, başka arabası vardı. Bunları ben şeyden düşüremedim. Trafikten düşmediler. Evet. İşte yardımcı olmadılar. Onları alıp gittiği gibi bir de yanına bir iki tane yabancı adam tutuyor. Kardeşlerinden hariç vekaletlerini vermeden herhangi birisi kardeşlerinin vekaletlerini almıyor. İkisinin öbür bir yere alıyor. Köye gittiği. Bir başkalarına tutuyor. Bununla doğru mu yanlış mı? Ben bunların yüzünden bekleme ediyorum. Ben bununla günah kazanıyor mu kazanmıyor mu? Benim hakkım olan şeyi kaybetti. Paraların cebine koydu. Gerdiren giderken araba aldı gitti. Şimdi, ben bunların için aramıştım. Rahmiye Hanım. Evet hocam. Buyur hocam. Miras davası da ben bakmıyorum. Hakimler bakıyor. Onu demedim. Onun için anlamadım hocam. Anlıyorum. Dinledim ben siz de. Ben bunda beklemedim. Günah kazanıyor mu kazanmıyor mu? Haklıysan beddua edebilirsin. Günah olmaz. Haksızsan, senin de suçun varsa, siz de zamanında onlara bir şey yaptınız. Bilemiyorum. Ben hakim, onu hakime anlatacaksınız. Anladım. Ama hakimden kara varsa hakkınız alın yani. Onlar sizin hakkınızı alacaksınız. Yok hocam. Tek taraflı dinle. Tek taraflı dinlemiyorum miras konularını. Başka soru varsa alayım. Başka soru var ama hocam yine uzun süre. Onu da şey yapmayayım. Ben birisi böyle bana istifadinden doğru laf attılar. Ben bunlara kardeşlerim var. Onlardan konuşmuyorum. Onlara beddua de işte. Ona o davaya karışırma. İftira ediyorsan, iftira isim vermeden söyledin. Tamam, ona tamam. Ben böyle büyüksün. Yaptığım bir şey yok. Tamam. Yapmadığım bir şey var. Oradan sen sevap alırsın. O iftiraya inananlar günah kazanırlar. Allah yardımcın olsun. Diğer konuyu mahkemeyle halledersiniz inşallah. Allah'a emanet. Mahkemeyle halledemiyorum hocam. Mahkemede bir zaten anladım. Onu da şey yapamadım. İnşallah. Onu da şey yapmadım. Mahkemede olmadı zaten hocam. Allah'a emanet ol. Sağ ol kardeşim. Sağ ol. Evet. Sağ ol hocam. Şimdi tek taraflı dinleyince öbür tarafta ismi belli. Şimdi bu Sinop diyoruz. Rahmiye Demir diyoruz. Kardeşi diyoruz. Kocası diyoruz. Şimdi adresi verdik. Öbür adamın savunma hakkı yok. Tek taraflı ben burada bir şey ne söyleyeyim. Şikayet etmeyin aziz kardeşlerim. Yani akrabanızı isim vererek komşunuzu, arkadaşınızı televizyonda şikayet etmeyin ne olur. Bak benim de bazen aleyhime bir sürü söz söyleyen insan oluyor. Ben burada kalkıp televizyonun gücünü kullanarak vay sen şöylesin, şöyle kötü adamsın, böyle kötü adamsın. Bugüne kadar birine ben 20 senedir cevap verdim mi? Televizyonu bunun için kullanmayın. Akrabanızı şikayet için kullanmayın. Ne olur. Ben de ona müsaade etmiyorum. Çok bazen de sert davranıyorum. Orada da beni mazur görün. Çünkü bir taraf dili yok ki konuşamıyor. Onu hatta bağlamamışız. Sen düşürmüşsün. Sürekli akrabanı şikayet ediyorsun. İsim de veriyorsun. Ya şimdi burada, orada olay olacak. Bütün sülalesi bunu duydu. Akrabalar bunu duydu. Senin yeğenin, senin yengen seni şikayet etti. Olur mu? Biz buna zemin hazırlamayız. Böyle konularda isim vermezseniz sonuna kadar anlatırım. Ama isim verirseniz önce ben sizi suçlarım. İsim vereni suçluyorum. Onu da bilin. Ona göre arayın beni. Miras konusunda amcanızı, yeğeninizi, babanızı, evladınızı şikayet edip bir de isim veriyorsanız bilin ki ilk cevabım size sert olur. Ona göre arayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.